Efendim bir başka ayetinde Allahu Teala ayetin devamında buyuruyor. Ve ceale kelimetellezine keferu sufla. Allahu Teala kafirlerin davasını en alçak sufla sefil diyoruz ya en aşağı yapmıştır. Ve ve kelimetullah hiyel Bakın dikkat buyurun. Allah'ın davasını ise Allah en yüksek yapmıştır buyurmuyor. Adeta şöyle ve kelimetullah Allah'ın davası mı? He. Hiye'l o zaten ezelden beri en yücedir, en üstündür, en alidir. Ama efendim İslam şu anda şey yapıyor işte bak İslam ayaklar altında eziliyor. Ayaklar altında ezilen İslam değil Müslümandır. Dinine sahip çıkmamış, yavru aşık olmuş. Yavru hayran olmuş, yavru sevmiş, yavru tutmuş Müslümanların elinde İslam eziliyor. Yoksa o kelime-tullahiyel ulya İslam yücedir. Ama Müslümanlar eziliyorlar. Niye eziliyorlar? Çünkü bakın ne neden eziliyoruz? Ben size ayetlerle konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'de mesela bir ayetinde çok ayet var. Ben bir tanesini söylüyorum. allah Teala bunun sebebini söylüyor. ne, ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve ca'ilul lezine teba'uke fevkal keferu ila yevmül kıyame. Ey Resulüm. Hususa İsa Aleyhisselam'a hitap ediyor ama alelumun bütün peygamberlere. Allah hitap ediyor. Diyor ki ey peygamberim kıyamete kadar sana uyanları kafirlerin üstünde koyucu kılıcı yapıcıyım diyor allah Teala. Allah vaadında efendim asla vaadına hulf etmez. Allah vaadında sadıktır. Kaç tane ayet inna la Allah vaadından caymaz. Mesela Uhud harbinde Allah Teala zafer vaad ettiği halde orada bir yenilgi durumu oldu. Allah buyuruyor ki: "Ve lekad sadakakumullahu vaade." Allah sevadında sadık oldu. Benim ben sözüm söz. Sözüm söz. Ama ama eee istahsunun izni Allah Teala'nın izniyle siz o kafirleri biçiyordunuz savaşın ilk safhasında ama sonra niye yenildiniz? 70 tane sahabi şehit oldu. Mevla buyuruyor ki hatta da feşiltum siz ki korktunuz dağıldınız ve tenazatun fil em Resulullah'ın emrini tartışmaya açtınız. Halbuki herkesin sözü tartışma konusu olabilir. Yani doğru mu değil mi diye. Ama Resulullah dediyse doğrudur. Okçulara burayı terk etmeyin dedi. Ama okçular orayı terk etti. Niye? Ganimet toplayalım diye. Bak dünya peşinde koştu. faturayı sade okçular değil. Bütün İslam askerleri, bütün İslam ordusu hatta Resulullah Efendimizin bile dişi kırıldı. Hazreti Hamza Efendimiz şehit oldu. Nasıl da şehit edildi? Mesele ne? Hatta ayda ve tenazem ve asaytum min ba'di ma ma tuhibun. Siz ki Allah size sevdiğiniz o zaferi gösterdi. Ondan sonra isyan ettiniz. Nedir isyan? Okçuların içinde bir kısmının Efendimizin orada durun emrini terk etmesi. Sünneti terk etmişler. Resulullah'ın emri sünnettir. Ama ne oldu? Fatura sünme sarafekum anhum diyor Allahu Teala. Sizi Allah kafirlerden engelledi. Kafirleri adeta sizin üzerinize yürüttü. Neden? İsyanınızdan. Cemaati Müslümin. Bugün dalmışız yani. Allah tövbeyi nasıl nasip eylesin. Ümmet olarak konuşuyorum. Belli fertleri kastederek konuşmuyorum. Asla ve asla benim şahsen acizane böyle kişi isim üzerinde durma şeyim olmaz. Toplu olarak konuşuyorum. Başta nefsim. Nefsim yani biz bunu yaptık yani. Allah Teala bize üstünlük vaat ediyor ama bak fevkalledine kefur. Kafirlerin üstünde olacaksınız ama onun bir şartı var. Nedir o? İttebauke buyuruyor ayette. Sana uyanlar yani ittiba olacak ki fevkiyet üstünlük olsun. İttebeûke ey Resulüm sana uyanları biz kafirlerin üstüne koyuyoruz. Biz gitmişiz kafirlere uymuşuz. Kafirlere benzemişiz. Kendimizi Müslüman kafirin kafire benzemesini tartışmıyorum. Mümin mümin. Bak müminsin kardeşim. Ama şöyle baksalar sana mümin demezler. Sebep sensin dedirtmiyorsun. Dedirt kardeşim. Her malın markası üstünde. Arabaları kaportasından tanıyorsunuz. Yani müminin bir bir kaporta. Yok İslam'da şekilcilik yokmuş. Hadi oradan. Hadi oradan. İslam'ın, İslam şekilden ibaret değildir. Ama İslam'da şekil o kadar önemlidir ki kalbinle namaz kılamazsın. Namazı şekille kılacaksın. Böyle yapacaksın. Hanımlar böyle yapıyor. Böyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Bak şekil bunlar. Hac mesela. Burada hacı olamıyorsun. Veya Kabe'ye git orada devamlı namaz kıl hacı olamazsın. Şöyle Kabe'nin etrafına döneceksin. Bak hacı olmanın şartı şekil bu. Ama tabii muhtevası olan bir şekil. İslam'da şekilcilik yokmuş. Bütün ibadetle şekille kalıpla yapılıyor. Şeklen yapılıyor. Kılık kıyafet de bunun içerisindedir. Evet efendim. Kılık kıyafet de bunun içerisindedir. İslam'ın kıyafet gibi insanın kalıbına Efendim yani bir şey getirmemiş olması bir sınırlama bu İslam'ın mükemmelliğine bu bir gölge düşürür. Bu kadar mükemmel bir din olacak ama bizim kıyafetimize karışmayacak. Neresi mükemmel bunun? Ben sade kıyafet demiyorum ama kıyafet İslam'da vazgeçilmez bir kanundur. Evet. Lakin işte biz yani bayağı seller, akıntılar bizi almış götürmüş aziz kardeşlerim. Bakıyorsunuz ki adam Müslüman, kadın Müslüman. Ama şöyle hiç kendisiyle bir yakınlığın olmasa, uzaktan baksan Müslüman demezsin. Niye? Müslüman dedirtmiyor ki. Kendisine dedirtmiyor. Kusur bizde değil. Kendisinde bugün insanlar avretini, insanlar mahremini gösteriyor. Avret haram olan, ayıp olan yerlerini gösteriyor. Sen... O açılmaktan utanmıyor. Biz örtünmekten utanıyoruz. Bol giymekten utanıyoruz. Halbuki her şeyde Allah'tan bolluk istiyorsun. Gidiyorsun elbisenin darını istiyorsun. Aranızda Ya Rab bana bol değil. Ya Rab bana geniş değil. Dar ev ver diyen bir tane insan çıkmaz. Ben dua etsem Ya Rabbi şu kullarına darlık ver Ya Rabbi desem. Mesela nefes darlığı ver desem. Efendim geçim darlığı ver desem. Ya Rab bunlara dar ev ver desem. Bana kızarsınız zaten bu dua değil bedduadır. Ama siz gidersiniz elbisenin darını seçer alır onun içerisine girersiniz. Allah darlık verince Allah'ım bana darlık verdi dersin. Sen kendin gidersin darın içerisine sokulursun. Kim sokuyor seni o dara? Kim? Seni o kertenkelenin deliğine sokan nedir? İşte gavur muhabbetidir, gavur aşkıdır. İslam'da genişlik vardır, her şeyde genişlik. Allah'tan genişlik isteyeceğiz biz. Şimdi Zamanın bu yakın tarihte dinsizin bir tanesi efendim Alaeddin Efendi babamıza geliyor. Diyor ki Hoca Efendi ama adamın kılık kıyafeti tam bir frenk yani e, kafirine benziyor. Kendisi mümindir değildir bilmiyor. Görüntüsü öyle. Bütün küfür nişanlarını takınmış. Efendim o Müslümanların zor zamanlarda zamanlarında bu olay oluyor. Efendim dedi e, Hoca Efendi bak sizin kitabınızda Allah fevkellediğine keferu diyor. Kafirlerin üstünde olacaksın ama bak siz kafirlerin ayakları altında eziliyorsunuz. Hani Müslümanlar niye böyle perişan? Efendi babamız ona buyurdu ki sen o fevkellediğine keferu'den ötesini okuyorsun ama gerisini okumuyorsun. Geride ne var? Ve ca'ilulledi tebe'uke Ondan sonra fevkellediğine. Sana uyanları kafirlerin üstüne koyacağım dedi Allah Teala. İttiba olacak ki yani e, kafirlere bir üstünlük olsun. Sen kafire affedersin çok affedersin Kuyruk olmuşuz ona. Sen bir insana hayransın, bir insana tabisin. Sen ona hakim olamazsın ki mahkumsun sen. Hakim olman için özüne dönmen lazım. Kendine dönmen lazım. Aslına dönmen lazım. Dinine dönmen lazım. Evet. Bak bir ayet kelime daha okuyayım size. Allahu Teala buyurur. Ve adallahu lillezine amenu minkum Allah Teala sizden iman eden ve amel salih salih vaat ediyor. Üç şey vaat ediyor. Bir, le estaklifennehum yer yeryüzünde onları elbette 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 üç tekit var. Onları yeryüzünün hakimleri kılacağım. Bir. İki. ve le lehum dinahum Allah buyuruyor ki onlar için razı olduğum, seçtiğim dini yaşama imkanı ve ortamı vereceğim onlara rahat bir şekilde benim dinimi yaşayabilecekler. Allah söz veriyor. Başka vele yubeddilennehum min ba'di khawfim emna bütün kafirlerden, zalimlerden, din düşmanlarından gelen o tehditler, korkuları Allah buyuruyor ben güvenliğe, emniyete çevireceğim. Üç tane her bir kelimenin başında da ve kelimede de üç tekitle beraber vaatta bulunuyor allah Teala. Efendim ama niye bugün bu imkan yok? Ama vaadını Cenab-ı Hak bak neye bağlıyor o şartı, o neticeyi? Amenu ve amilu salat buyuruyor. İman edeceksiniz. Bütün akaid, ehli sünnet akaidi buna girer. Amilu salihat. Aa, Müslümanca yaşayacaksın ya. Sen gidiyorsun gavura kuyruk köle olmuşsun. Hayran olmuşsun kafire modasından. Evlerinizi gavurun modasının deposu yapmışsınız. Deposu kafirin. Git evine senin peygamberinin sünnetinin tozunu bulamazsın. Tozunu. Ama sen onun o Muhammed'in ümmeti olasın. Evin gavurun modasının deposu olmuş. Evet. Hep şunu söylüyoruz yani meseleyi iyi anlatmak için. Bugün bir kafirin efendim evinde buzdolabında sen zemzemin damlasını bulamazsın. Ama aç Müslümanların şeylerin dolaplarını kolaları Efendime söyleyeyim çantaları, fantaları dolu. Marka kimin, bunu kim yapıyor, bunun parası kime gidiyor, bunun yapılışı nasıldır? Hiç önemi yok. Geçenlerde bir gençle karşılaştık uçakta yani epey önce. Nereden geliyorsun? Kudüs'ten dedi. Peki sonra hani yemek servis diyorlar ya yemek dağıtıyorlar. Baktım orada kola içiyorsun kola içiyor. Yani Kudüs'ü ziyaret eden Amerika'nın kolasını içiyor. Halbuki o Amerika o kolanın sahibi Kudüs'ü İsrail'in başarı olarak tanıdı. Kudüs'e de gittik. Yani bunu demekten kendimi alamıyorum. Yok Kudüs'teki Müslümanlar şeklen ha itikat, akide. Akide gözükmez ki ama ad, kadınıyla, kızıyla, oğlanıyla şekilleri aynı Amerikalı. Kafalarda Amerikan tıraşı. Efendime söyleyeyim üstlerinde Amerikanın kotu. Bu şekilde Efendim yok e, Yahudi'ye taş atmışsın da Yahudi'ye baş atmışsın da ne yaparsan yap sürünmeye mahkumsun. Aziz kardeşlerim